Hocam benim sevdiğim, yine beğendiğim bir soru İsmail Bey sormuş. Demiş ki, siz bir videonuzda psikoloji biliminde ilerlemek için biyoloji öğrenmeye gerek var demiştiniz. O da diyor ki hocam ne gerek? Neden gerek var? Evet, şimdi bu devirde, yani bu devirdeki biyoloji bilgisi, cümleye öyle başlayayım. Bu devirde biyoloji hakkında bildiklerimiz bilinmezse insan literal anlamda cahil olur. Çünkü bu dönem artık biyoteknoloji devri sonrası, hatta nöroteknoloji devri, bir biyodevrim yaşıyoruz. Yani insanın bir biyolojik varlık olarak aslında ne olduğuna dair çok ilginç bilgilerimiz var. Ve bu bilgiler temel düzeyde bilinmediğinde aslında yaşamla ilgili, sosyal hayatla ilgili, kişinin kendi ajandası ile ilgili çok ciddi açmazlar ve problemler başlıyor. Bunun özelinde psikoloji bilimi zaten insan davranışını anlamaya yönelik bir bilim. Biyoloji buraya yeni girmiş gibi düşünebilirsiniz ama mesela Sigmund Freud'a bakın, yani psikolojinin kurucu babalarından bir tanesi. Gençliğini falan hep kurbağalarda deney yaparak geçirmiştir. Yani biyolojik gözlemlerden yola çıkarak geliştirdiği kuram ve işte fikirleri tartışıyoruz bugün hala. Fakat onların büyük bir kısmı bugünkü biyoloji bilgimiz olmadan bir şekilde ortaya konmuş kuramlardır. Şimdi insanların birçok çeşitli davranışı gösterdikleri sırada beyinlerinin nasıl çalıştığını çok iyi görebileceğimiz tekniklerimiz var. Dolayısıyla şimdi bu bilgi olmadan hala bugün oldukça ayakları havada böyle uçarı kabul edilen zihin teorileri, işte Jung'un toplu bilinçaltı, Freud'un id ego, süperego vesaire gibi fikirlerini geliştirmek zorundayız. Bunu da geliştirebilmemizin en önemli yolu bugünkü biyolojik, özellikle nörobiyolojik, yani sinir sistemi işleyişine dair bilgileri çok iyi bilmek lazım. Zaten bu devirde artık psikoloji biraz nöropsikolojiye dönüşmüş vaziyette. Şöyle bir aşırılık da var tabii. Yani çok komplike ve büyük olan insan zihni diye bir meseleyi, bir et parçasının çalışma prensiplerine indirgemek de bir kolaycılık aslında. Buna da düşenler maalesef var. Fakat benim bahsettiğim şey, psikolojiye dair büyük fikirlerin, gözlemlerin, o tecrübenin aynı zamanda beyin bilimiyle doğru bir biçimde birleştirilmesinin iyi bir yolunu bulmamız gerekiyor. Bunu yapanlar ki çok var. Mesela Richard Davidson bunlardan bir tanesi. Çok güzel yeni fikirlerle ortaya çıkıyorlar. İnsanın hayatını kolaylaştıracak güzel sonuçlar çıkarıyorlar. Bugün yapay zekacılar biyolojiyle uğraşıyorlar. Çünkü biyolojik hafızayı taklit etmeye çalıştıklarının artık farkındalar. Bir bina yapacaksanız, bir yazılım tasarlayacaksanız, işte bir şey inşa edecekseniz, bir ürün tasarlıyorsanız, neyse o, insana göre yapıyorsanız, insanın biyolojisini, insanın mesela nöro ergonomisini, nöro mimarisini, her şeyini bilmeniz lazım. Dolayısıyla artık bu devirde nöro bir çatı bilim. Yani onun içerisine her şey girecek. Mesela nöro pazarlamalar, nöro hukuklar boşuna çıkmadı. Artık biyolojinin bir alt dalı olan nöro gittikçe önemli hale geldi. Ama burada bir sorunu da hemen madem laf açıldı şey yapayım. Nöro ile olmaz, biyo olması lazım. Çünkü beyinden ibaret değiliz. Beden ve bedenin tarihi, yani evrimsel geçmişi, bunu çok iyi masaya koyacak, sadeleştirecek bir kafa yapısına dönmemiz lazım. Ben bunu yapmaya çalışıyorum. Herkese biyoloji bilgisini en temel düzeyde anlatabildiğim kadar anlatmaya gayret ediyorum. Hiç zararını görmedik şimdiye kadar. Güzel de bir şey oldu.